ziraat yapmaya, yatırım yapmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmayacağız. Her bitirdiğimiz iş milletimizin o güçlü sesini yansıtacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer basın mensubu İstanbul arkadaşlarımıza. Büyükşehir lütfen Belediyesi. Yerlerinize davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin 13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerimizin çok değerli milletvekilleri, il başkanları, meclis üyeleri, belediye başkanlarımız, çok değerli muhtarlarımız, bu güzel buluşmamızda bizleri yalnız bırakmayan saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, çok değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzel bir buluşmadayız. Çok anlamlı bizler için. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir projenin açılış töreninde buluştuk. İstanbul'da kadınların sağlıktan sosyal hizmete, eğitimden istihdama, hukuki destekten psikolojik danışmaya, hayatın her anında hizmet alabileceği yepyeni bir merkez, Bağcınar İBB Kadın Merkezi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Bağcınar Ebubekir Meydanı bölgeye nefes verecek, otopark ve kapalı pazar yeriyle büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Bu açılış töreninde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli İstanbullu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve açılış törenimizi Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşu ve İstiklal Marşımızla başlatıyoruz. Sizleri İstiklal Marşımıza davet ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, değerli misafirlerimiz, Bağcılar, Ebubekir Meydanı ve İBB Kadın Merkezimizin açılış töreninde 300 günde 300 eser maratonumuzun bir durağında olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir süredir devam ediyor. İstanbul'un 39 ilçesinde ara vermeden projelerimize devam ediyoruz.
Basın mensubu arkadaşlarımızı sağ ve sol tarafa doğru lütfen davet edelim. Çok teşekkür ederiz. Yaşadığımız deprem felaketinin acısı hala kalbimizde tazeliğini koruyor. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara bir kez daha acil şifalar diliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz depremin ilk anından itibaren deprem bölgesindeydi ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaraları sarmak için el ele, omuz omuza çok çalışıyoruz. Değerli misafirlerimiz, dedik ya, İstanbul'un 39 ilçesinde ara vermeden projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'ye konuşmaları için mikrofonumuzu arz ediyorum. Buyurun efendim. Bağcılar için çalışıyoruz. Altyapı sorunlarını çözdük. Kabataş-Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattının Mecidiyeköy Mahmut Bey arası duraklarını hizmete açtık. Bağcılar Meydanı'nı yeniledik. Kent lokantasını hizmete açtık. Yuvamız İstanbul çocuk etkinlik merkezleri ve kütüphaneler açıyoruz. İstanbul yatırımlar... Evet, teşekkür ediyorum. Dün Mansur Başkanım güzel bir uyarı yaptı. Ben de o uyarıyla birlikte bugünkü buluşmayı başlatmak istiyorum. Dedi ki, yıllar önce bir belediyeler birliği toplantısına katıldığımda orada bulunan konuklarımızın başında Sayın Cumhurbaşkanı vardı. Cumhurbaşkanı varken başka bir makam sayılmazmış dedi. Onun için ben de onun yaptığını yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım ve saygıdeğer konuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan ayı mübarek olsun. Ramazan ayı hepimize en güzel duyguları yaysın. Ramazan merhamet, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ayıdır. Böylesi maneviyatı yüksek bir anda buluşmak benim için çok kıymetli. Ramazan ayı başkasının derdini kendi derdin bilmek demektir. Tam da bizim bu güzel toprakların o duygularına uygun bir duygudur bu. Ama bu başkalarının derdini kendi derdin bilme karakterini ne yazık ki son yıllarda bir kısım unuttuk. Ortak bir kaderi paylaşan kardeşler olduğumuzu ancak deprem gibi büyük felaket anlarında hatırlıyor ama ne yazık ki sonrasında yine yavaş yavaş unutuyoruz. Yani bizler bu anları, on binlerce insanımızı kaybettiğimizde ya da en acı anlarımızda hatırlayacak insanlar mıyız? Asla böyle değiliz. Onun için bütün kalbimle bu sefer farklı olmasını yürekten diliyorum. Hiçbir felaket yaşamadan birbirimizin derdini kendi derdimiz olmaya, öyle hissetmeye devam edelim. Bu asil karakterimizden asla vazgeçmeyelim istiyorum. Bu ülkeyi, bu milleti artık halden anlayanlar, herkesin derdiyle dertlenenler, insanını ayırt etmeden insanının yoksun haline koşanlar yönetsin. Artık o zaman geldi diye düşünüyorum.
Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren saygıdeğer Cumhurbaşkanım, İstanbullu kadınlar için gerçekten çok farklı girişimler yaptık. Yeniliklere ve yatırımlara hiç hız kesmeden devam ettik. Niçin yaptık? Çünkü biz her hizmetimizin bir gerekçesine baktık. Öncelik nedir? Ne yapmamız gerekir? Neye dokunmamız gerekir? Sizler de gerçekleri mutlak öğrenmek ve ona göre yol haritasını belirlemeyi çok sevdiğinizi ve önemsediğinizi biliyorum. Birkaç veriyi paylaşmak isterim. Özellikle ev kadınlarımız. Ev kadınlarının yaptığımız araştırmada %86'sı son 6 ayda kendisi için alışveriş yapmamış. %86'sı. Kendi ihtiyacı için, öyle değil mi hanımefendiler? Bir başka acı fatura size söylemek istiyorum. Bunlar aslında memleketimizin ekonomik verilerinin net özeti. %34'ü saygıdeğer Cumhurbaşkanım, evde yalnızken doğalgazı kapatıyor. Ev kadını evde yalnızken doğalgazı kapatıyor. Yani doğalgazı kapatanın Cumhur İttifakı'nda olmasının ya da Millet İttifakı'nda olması diye bir şey yok. Ekonomik krizin sonucu. Hani diyoruz ya, başkasının derdini dert edinmek. İşte bu yolculuk onun için çok önemli. Daha acı bir şey söyleyeceğim. Ne yazık ki, ne yazık ki bu şehirde 3 kadından birisi şiddete maruz kalıyor. Daha acı. 3 kadından birisi şiddete maruz kalıyor. İşte bu istatistikler bizi üzüyor ama bugün bu gördüğünüz güzel alanın farklı bir karakteri daha var. Bir bölümünü İBB kadın olarak da hizmete açıyoruz. Her hizmetimizin markalaşmasını, her hizmetimizin toplumun ve yaşadığımız alanın önemli meselelerine çözüm bulması noktasında bir karakter oluşturuyor, markalaştırıyor ve İstanbul'da kalıcı bir stratejik sonuca erişsin istiyoruz. Bu kurumsallaşma bu şehirde sadece bugüne katkı sunmayacak, yarınlarımıza ve geleceğimize de kalıcı mekanizmalar bırakacak. Görevi bu şiddeti önlemek olan insanlarız. Hep birlikte bununla mücadele etmek zorundayız. Yöneticiler olarak, siyasiler olarak toplumun bu yarasını hep beraber iyileştirmek zorundayız. Ama görevi bu şiddeti önlemek olan bazı insanlar, bazı yöneticiler bu amaç için çıkarılmış kanunları ne yazık ki bir takım siyasi pazarlıkların meselesi haline getiriyorlar. Bu da acı bir durum. Onların bu yaptığı insanlık mıdır, yöneticilik midir? Asla değildir. Konu kadın hakları olunca her ne hikmetse ki bu acı fotoğrafı, bu acı süreci hep birlikte değiştirmeliyiz. Kızlarımız ve oğullarımız için değiştirmeliyiz, onu söyleyeyim. Çocuklarımız için değiştirmeliyiz. Konu kadın olunca her ne hikmetse 3-5 erkek bir araya gelip karar alma, yasa yapma ve çerçeve çizmeyi kendilerine hak sayıyorlar. Neden? Ne derdiniz var kadınlarla açıkçası? Sormak istiyorum.
Seçimlerde rakibimiz olan ittifak böylesi bir akılla sürece bakıyor. Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medyada fanatiklerce adeta linç ediliyor. Açıkçası bu üzücü bir fotoğraftır. Bunu da değiştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, bunu da değiştireceğiz. Halbuki iktidar partisine mensup kadın yönetici ne demiş de saldırıya uğramış? 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair yasa bizim kırmızı çizgimizdir demiş. Değişmesin, hafifletilmesin demiş. Doğru demiş. Ben alkışlıyorum hanımefendiyi. Biz de doğruya doğru, eğriye eğri. Çünkü işte bu akıl aynı siyasi baskılarla, fanatiklerin baskısıyla İstanbul Sözleşmesi'ni de kaldırmış. Üstelik bugünün iktidarının başındaki kişi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi kızı dahi sapasağlam bu kaldırılmanın karşısında durmuş. Bir baba kızını bile hayal kırıklığına uğratıyorsa bu milleti de hayal kırıklığına uğratır. Allah hiç kimseyi kızını hayal kırıklığına uğratan babalardan eylemesin. Sayın Cumhurbaşkanım, siz bunu daha eski biliyorsunuz ama ben de kız babasıyım. 11 yıldır doya doya yaşıyorum. Onun için onlara sorumluluğumuz büyük. Siz bunu çok daha iyi biliyorsunuz. Ben buradan rakip ittifakımızda kadın hakları mücadelesi veren kıymetli hanımefendilere bir çağrıda bulunuyorum. İstanbul Sözleşmesi yürürlükte kalktığında açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızı hanımefendi şu açıklamayı yaptı derneği üzerinden. Bunları unutmamalıyız. Bu hayal kırıklıklarını unutmamalıyız. Özellikle hanımefendiler, size sesleniyorum. Özellikle kime oy verirse versin bütün hanımefendilere sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızı hanımefendi dedi ki şiddetle mücadele noktasında 6.284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ederiz. Lütfen arkanızda durun, biz sizin yanınızdayız. Bu iktidar değişecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz sizin yanınızdayız. Zaten birleşe birleşe kazanacağız karakterinin belki de son yıllarda sadece ülkemizde değil bütün dünya demokrasisinde birleşmenin en iyi karakterini ortaya koyan birleşe birleşe kazanacağız duruşunu ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Dolayısıyla İBB Kadın Merkezimizi de açacağımız bu güzel meydanda ister istemez kadın meselesine biraz daha fazla değindim. Belki her açılışımızda bir başka yarayı tamir etmenin, evet burada çok büyük bir otopark açtık geçtiğimiz aylarda hizmete ve Bağcılar'da otopark sürecine büyük katkı sunacak. Biz hemen buraya geldik. Daha önceki projelendirmede buranın bizden önceki dönem temeli atılmıştı. Bize bitirmek nasip oldu. Başlatanlara yürekten teşekkür ediyorum. Geldim.
Ortak aklın nimeti başka bir şey. Şimdi bakınca gurur duyuyorum. İyi ki belki de o pazarcı kardeşim buralardadır, bilmiyorum. Bir pazarcı kardeşimiz geldi. Böyle koşarak, bir de biz alelacele tetkik ettik ve gideceğiz şantiye, Cumhurbaşkanım. Koştu. Dedi ki, başkanım dedi, biz burada bu açık şekilde tasarlanmış pazar yerinde hizmetimizi vatandaşımıza sağlıklı veremeyiz. Bunun üstünü kapatmalısınız dedi. Bu kadar güzel bir meydan, güzel bir ortam ama burada pazar olduğu gün burası rüzgardan, şundan, bundan çok etkilenir. Döndüm arkadaşlarıma, aynen şu cümleyi söyledim. Beyefendi haklı söylüyor. Haklı konuşuyor. İlçe başkanlarımız şahittir. Ve dedim hemen buraya en modern şekliyle bir kapalı pazarı ekleyip tasarlayıp bitireceksiniz dediler. Çok güzel görünüyor şu anda. Aslında mesele şu. Milletin aklını dinleyen güzel iş yapıyor. Kendi aklını millete dayatan da millete sıkıntı ve zulüm çektiriyor. Bu kadar net. Bu kadar net. Unutmayalım ki her makama gelebilirsiniz ama insanlık makamına çıkamamışsanız zerre değeri yok. İnsan olmak, iyi insan olmak çok önemli. Önce insan olacağız. İnsan olduğumuz için birbirimize saygı duyacağız ve birbirimizi seveceğiz. Gerisi gelir. Ben herkesten o istiyorum. O kadar gönül rahatlığıyla istedim ki Allah için kendim için bir şey istiyorsam namerdim diyemeyeceğim. Kendim için de o istedim, zamanı geldi. Ama şimdi işim biraz daha kolay. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanım için o istiyorum. İşim kolay. Herkesi muhakkak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye davet ediyorum. Niçin biliyor musunuz? Bizim Cumhurbaşkanı adayımız merhametiyle, vicdanıyla, adaletiyle insan. Niye biliyor musunuz? Çok iyi bir yönetici olmanız gerekiyor. Bu ülkeye hizmet etmek için iyi bir yönetici olmak için de vermeniz gereken sınavlar var. Diploma işine girmeyeceğim. Vermeniz gereken sınavlar var. Ama en önemli sınav ne biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlık sınavı, insanlık. İnsanlık sınavı. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu o sınavı binlerce kez geçtiği için insanlık diplomasına sahip. Onun için yürekten o isteyeceğim. Her vatandaşımızdan. Tabii bu oyu isterken memleketimizin, milletimizin İyi bir geleceğe kavuşmasını istediğim için yapacağım. Ama aynı zamanda 16 milyon İstanbulluya da sorumluluğum var. İstanbulluya karşı olan sorumluluğum için de yapacağım. Yani Cumhurbaşkanımızın, yeni hükümetimizin İstanbullular için ne kadar güzel işler yapacağını
Ben hayal ediyorum, zorlanıyorum. Siz hayal bile edemezsiniz. O kadar güzel işler yapacağız. Özellikle de kadınlar için bu memleketin %50'si olan kadınlar için, çocuklarımız, kızlarımız, hanımefendiler için yapacaklarını bildiğim için oy istiyorum. Biz son 4 yılda sayısız hizmete ve projeye imza attık. Sayın Cumhurbaşkanımız, işimiz kolay. Niçin? Kesinlikle 2019'dan itibaren sizin liderliğinizde Cumhuriyet Halk Partili Millet İttifakı'nın belediyeleri tarih yazmıştır. Kesinlikle ülkemizin her noktasında cek cak demeden, gelecek zamanı kullanmadan yaptık, ettik, hizmete geçirdik, milletimizin hizmetine sunduk diyeceğiniz, başta İstanbul olmak üzere yüzlerce projeyi sıralayabilirsiniz. Bu hepimiz için önemli bir referanstır. O bakımdan gerçekten güzel işler yaptık. Kadın konusuna değindim ya efendim. Biz açık söyleyeyim bir erkekler belediyesi gibiydik. Ve tüm hak ettiği alanlarda kadınlara daha çok alanlar sunmaya özenli bir gayret gösterdik. İlk göreve geldiğimde 3 genel sekreter yardımcısı kadın ataması yaptığımda öğrendim ki tarihinde ilk kez kadın genel sekreter yardımcısı oluyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Bu çok önemli bir şey. 12 farklı meslek dalında ilk kez görev aldılar, itfaiyesinden diğer hususlara kadar. Hakları olduğu için görev aldılar genel başkanım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 12 dalda diyorsak belki de Türkiye'deki iktidarımızda kadınlara açabileceğiniz istihdam alanlarını düşünüyorum. Kadının bu ülkedeki mutluluğunu düşünüyorum. İnanın işin yarısını başarmışız demektir o zaman. Onun için çok önemli. Ayrımcılık yapmadık, sadece önlerindeki engelleri kaldırdık. İşte 14 Mayıs'tan sonra Millet İttifakı iktidarında başarılarımızdan birisi mutlaka bu olacaktır. Çünkü biz aynı zamanda dedim ya İstanbulluları düşünüyorum. Hükümet belediye işbirliğinin çok daha güzel yerlere geleceğini şimdiden yaşıyorum. Bugün İstanbul Bağcılar'da gördüğünüz bu şık alan, kapalı pazarı, otoparkı, İBB kadını, sosyal tesisleri ve hemen arka tarafımızda bu arada yine hızla tam gaz yükselen bir şantiyemiz var, içinde kreşimiz var. Kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz, birçok mekanlarıyla sosyal alanları çağdaş bir proje daha geliyor. Ha şunu söyleyeyim. Yani şu platform kadar bir yerden temel olmaz. Yani 21. yüzyılda çarpık çurpuk demirleri bağlanmış ve orada sadece pompanın borusunun ucundan akan betonu göstererek betona bak, betona bak diye açılış yapılmaz. Yani gülelim arkadaşlar, buna vallahi gülelim, yuh demeyelim ama üzülecek halimiz var, o ayrı. Yani bu nerede olur? Vallahi bu pazara gelirsiniz, hangi gündü pazarı buranın? Salı. Pazara gelirsiniz, marula bak, marula bak dersiniz. Ama betona bak, betona bak denmez. Vallahi denmez.
Yani deniz kumuyla beton bu memleketten kalkalı 30 küsür sene oldu ya. Ya bu milletin aklıyla dalga geçilmez. Bizim arkada gerçek temeli atılmış muazzam bir proje bitiyor. İnşallah bu sene açılışını Sayın Cumhurbaşkanım birlikte yaparız. Siz Bağcılar'ı çok seviyorsunuz. Ne için iktidar biliyor musunuz? 85 milyon için iktidar. Yani Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, diğer partiler için değil bak. Bizim iktidarımız 85 milyon, 86 milyon vatandaşımız için. Çünkü genel başkanımız biz belediye başkanı olduğumuzda bize dedi ki rozetiniz değiştirin, buraya Türk bayrağını takın ve millete eşit hizmet yapın. O günden beri sokaklardaki afişimiz 16 milyon için çalışıyoruz. Şimdi 86 milyon için çalışıyor olacağız. Onun için iktidar. Dolayısıyla depremin yaralarını sarmak bizim işimiz olacak. Böyle olmaz. Böyle milleti kandırmayla olmaz. Allah korusun. Diyorum ki şu 1,5 ayda 40 küsür günde fazla zarar vermezler inşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Hızlıca o bölgeye bakacağınızı biliyorum. İnşallah bu kalan sürede neyse Allah'tan küçük temeller atıyorlar da bir vinç gelip alıp yarım günde alıp götürüyor onu. Defne Belediye Başkanımız mesaj atmış bana sabah. Başkanım buranın zemin etüdü yok. Buranın temeli açılmamış. Temelin üstünde bir tane demir bağlanmış, beton atılmış. Gülünecek durum ama üzülecek de bir durum. İşte çalışmalarımız, bilgi birikimimiz ve tecrübelerimizle sizin yanınızda, sağınızda, solunuzda, her yerde sizinle beraber olacağım. Buradan Mansur Yavaş başkanımızı da alkışlayalım. Onunla beraber Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız. Yönetimde hep birlikte milletimizin memnuniyeti için gece gündüz çalışacağız. Bütün altılı masanın liderleriyle dört koldan ortak akılla ve iradeyle çok çalışacağız. Öyle işler başaracağız ki daha hiç kimse bu ülkeyi tek başına yönetmeyi aklından bile geçiremeyecek. Çünkü ortak aklın milletin aklını dinleyen bir cumhurbaşkanımızla süreci yöneteceğiz. Bir daha hiç kimse öyle kıymetli bir çalışma ortaya koyacağız ki bir daha hiç kimse ya şu lider iyi ama etrafı kötü diyemeyecek. Öyle bahanelere de sığınamayacak. Çünkü artık bu ülkede herkes yönetimde de güçlü kadroları görmek istiyor. 14 Mayıs'tan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın en çok istediği şey devletin gücünü, devletin aklını milletin vicdanıyla buluşturacağız. Ülkeyi yönetirken bir an bile doğru yoldan çıkmayacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını muhafaza eden bir akılla gecemizi gündüzümüze katacağız. Ve insanlıktan ayrılmadan yol yürüyeceğiz. Çünkü sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu yerde sağduyu vardır, vicdan vardır, hak, hukuk ve adalet vardır. İşte insanlık sınavından geçmiş, İnsanlık diplomasına sahip bir cumhurbaşkanının yönettiği ülkede
Ne olur biliyor musunuz? Her şey, her şey, her şey. Ramazan'da edilen dua kabul olur. Allah duanızı kabul etsin. Hizmetimiz hayırlı uğurlu olsun. Her şey çok güzel olacak diyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu büyük coşkunun eşliğine, bu güzel bakışlarınızın önüne İstanbul'da kendisini ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumuz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendi arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ekrem Başkan oldukça güzel bir konuşma yaptı ve hepimizi heyecanlandırdı. Teşekkür ederim. Ne için iktidar? Ne için iktidar? Kadın erkek eşitliği için iktidar. Her evde huzurun ve bereketin olması için iktidar. İktidar adalet için iktidar. Hukuk için iktidar. İnsanlar için iktidar. Dezavantajlı gruplar için iktidar. Başı açık, başı kapalı ayrımını ortadan kaldırmak için iktidar. Kucaklaşmak için iktidar. Kavga etmemek için iktidar. Her evde huzurun, bereketin olması için iktidar. Evet, iktidar halk için iktidar. Millet için iktidar. İktidarın. Teşekkür ederim. Başkan dedi ki, Kılıçdaroğlu Bağcılar'ı çok seviyor. Evet, İstanbul'u da seviyorum, Bağcılar'ı da seviyorum. Bağcılar'da yaşayanları da seviyorum. Oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Ama hiç kimse endişe etmesin. Oy versin vermesin. Nasıl Ekrem Başkan hiçbir ayrım yapmıyorsa, Türkiye'yi yönetirken de hiçbir ayrım yapmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Herkes bilsin. Biz harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Biz kul hakkını gözeteceğiz. Biz atama bekleyen öğretmenleri Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi onları öğrencileriyle buluşturacağız. Ziraat mühendislerimiz var. Onlara görev vereceğiz. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Bütün mücadelemiz bunun için. Ekrem Başkan, evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, evet İstanbul'a hizmet veriyor ama Ekrem Başkan'la beraber bütün belediye başkanlarımız soluğu depremde hemen deprem bölgesinde aldılar. Herkese hizmet veriyorlar. Herkese hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar. Osmanlı, İstanbul hepimizin göz bebeği ve kadim bir şehir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Allah nasip ederse Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da aynı zamanda görevini yapacak. O zaman İstanbul'a hizmet ederken bugün önüne konan bütün engelleri tek tek kaldıracak. Ve hedef İstanbul diyecek. Hedef Türkiye diyecek. Hedef kalkınma diyecek. Hedef büyüme diyecek. Bunların hepsini gerçekleştirecek. İkinci adayımız, Cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur
Evet Mansur Bey, Mansur Yavaş elinden gelen bütün gücü gösterecek. Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. Demek ki iki başkenti yöneten güç, iki başkenti yöneten aktör aynı zamanda Cumhuriyetimizin en önemli yılında, yani 100. yılında Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar. İki başkente de, iki kadim kente de hizmet verecekler. Efendim, sevgili İstanbullular, sevgili kardeşlerim, zor durumda olduğunuzu biliyorum. Geçim sıkıntısını biliyorum. İşsizliği biliyorum. Ama bunun karşılığında malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Benim bu millete sözüm var. Benim bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan, hazineden çalınan o 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Bana karşı çıktıklarını biliyorum. Gelmesin Kılıçdaroğlu, gelmesin diye çaba harcadıklarını biliyorum. Büyük mücadeleler verdiklerini de biliyorum. Ama benim tek güvencem bu ülkenin insanları. Sizlersiniz. Beraber, birlikte adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz. Emin olun, emin olun. Bunu gerçekleştireceğiz. Ekrem Başkan, Ekrem Başkan, uzun yıllardır İstanbul'da yapılamayanı yaptı. Gerçekten hepinizin huzurunda kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak hizmetini yaptı. Göreceksiniz aynı hizmeti hem İstanbul hem Türkiye için yapacak. Hepinizin huzurunda onu yürekten kutluyorum. Beraber yapacağız bunu. Birlikte yapacağız. Birlikte ve beraber yapacağız. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Güzel bir fotoğraf değil mi? El ele, hep birlikte güzel yarınlara, ülkemizin ve şehrimizin güzel yarınlarına. Değerli misafirlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapımı tamamlanan Ebu Bekir Meydanı ile İBB Kadın Bağcılar'ın açılışını böylece gerçekleştirmiş oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızı alkışlarımızla uğurluyoruz. Her şey çok güzel olacak diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burası tam gaz gidiyor. Şu taraf bahsettiğimiz spor salonumuz, evet, ve yüzme havuzumuz. Burası hastane, hastanenin olduğu taraf. Burada çok çağdaş bir proje, güzel, yaptık. Güzel. Ortak alanları. Burası olduğu gibi kreş. Kreşin bahçesi ön taraf, evet, ve sol tarafta. Yani bu projenin revize edilmiş tarafı. Sosyal alanları, hem pazara giriş, park alanları, kafeteryası, kitapçısı, kütüphanesi. Çok çok güzel bir, yani sosyal alanı böyle mahalleye doğru açmış olacağız. Evet, evet. Fazla şeyi yok yani, inşallah yaz sonunda buraya açacağız. İnşallah.